2. Müslümanlar cahil değildir. Müslümanlık ve Müslümanlar hakkında yazılı, Gartlıların kitaplarında veya neşrettikleri seyahatnamelerde, Müslümanların çok cahil olduğu, Asya ve Afrika'da kendileriyle temas ettikleri Müslüman halkın çoğunun, okuma yazma bile bilmedikleri, 18. asr ile 19. asr arasında, Medeni ve fen sahasında isim yapmış olan fen adamları arasında bir tek Müslüman isminin bulunmadığı yazılıdır. Hatta İslam dininin terakkiye mani olduğunu iddia edenler bile çıkmıştır. Bazıları da Müslümanların cahillik yüzünden Hristiyanlık dininin büyüklüğünü kavrayamadıkları ve bu sebepten dolayı misyonerlerin bütün gayretine rağmen onların Hristiyanlığı kabul etmediklerini ileri sürmektedirler. Tarihi tetkik edecek olursak, meselenin aslının, Hristiyanların iddialarının tamamen aksi olduğunu görürüz. Çünkü İslamiyet, ilmi daima met, Müslümanları daima ilme teşvik etmiştir. Zümer suresi 9. ayeti i kerimesinde mealen, bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Bilen elbette kıymetlidir buyurulmuştur. Peygamberimiz ise sallallahu aleyhi ve sellem ilim Çin'de bile olsa gidin öğrenin ve nerede ilm varsa orada Müslümanlık vardır ve bütün Müslüman erkeklerine ve bütün Müslüman kadınlarına ilmi aramak, öğrenmek farzdır emrini vermektedir. İslamiyette ilm ibadet ile ve alimin mürekkebi şehitlerin kanı ile müsavi tutulmaktadır. Müslümanların Hristiyanlığı kabul etmemeleri İslam dininin Hristiyanlıktan çok daha mantıkî, çok daha doğru olmasından ileri gelmektedir. İslamiyette ilmin ve fennin ne kadar mühim olduğunu Müslümanlık ve Hristiyanlık faslında tafsilatlı olarak bildirdik. İslam dini gerici bir din değil, aksine bütün yeniliklerin devamlı takip edilmesini ve her gün yeni şeyler keşfetmeyi, ilerlemeyi emreden bir dindir. Bundan dolayı İslamiyetin başlangıcından itibaren ilm adamlarına çok ehemmiyet verilmiş, ilmi, fenni ve teknik tecrübeler yapılmış, Müslüman Araplar tıpta, kimyada, astronomide, coğrafyada tarihte, edebiyatta, matematikte, mühendislikte, mimarlıkta ve bunların hepsinin temeli olan güzel ahlak ve içtimai sosyal bilgilerde en mükemmel dereceye vasıl olmuşlar. Bugün dahi tazim ile yad edilen kıymetli alimler, hakimler, mütehassıslar, üstatlar yetiştirmişler. Dünyanın hocası, medeniyetin rehberleri olmuşlardır. O zaman yarı vahşi olan Avrupalılar, fenni bilgilerini İslam üniversitelerinde öğrenmişler. Hatta Papa Silvester gibi Hristiyan din adamları bile Endülüs üniversitelerinde okumuşlardır. Bugün hala Avrupa dillerinde kimyaya, şimi ve cebire, Arabi el-cebir kelimesinden al ismi verilmektedir. Çünkü bu ilimler, evvela Müslüman Araplar tarafından dünyaya öğretilmiştir. Avrupalılar dünyayı tepsi gibi düz ve etrafı duvarlarla çevrili zannederken, Müslümanlar ilk olarak dünyanın kürevi, yuvarlak olduğunu ve döndüğünü buldular. Musul civarında, Sincar sahrasında, Tul daireleri, meridyenin uzunluğunu ölçtüler ve bugünkü rakamları elde ettiler. Bundan başka Müslüman Araplar son derecede cahil ve mütaassıp olan Kurunu Vüsta orta çağ papazlarının men ettiği eski Yunan ve Roma felsefe kitaplarının tercümesi işini ele almış ve bunların ortadan kalkmasına yok olup gitmesine mani olmuşlardır. Bugün insaflı Hristiyanların kabul ettiği gibi hakiki Rönesans yani eski kıymetli ilimlerin avdet etmesi, İtalya'da değil, Abbasiler zamanında, Arabistan'da başlamıştır ki, Avrupa'daki Rönesans'tan çok çok öncedir. Ne yazık ki bu büyük terakki, 17. asırda birdenbire hızını kaybetmiştir. Bu felakete, Hristiyanların yaptığı her şey Müslümanlara haramdır. Bunları kabul eden veya onlar gibi yapan Müslümanlar kafir olur diyerek, Müslümanların yeni keşifleri takip etmesine mani olan Mason ve Yahudi siyaseti ve bunlara aldanan din cahili yobazlar sebep oldu. Müslümanların son zamanlarda, ilm sahasında en büyük rehberi Osmanlılar idi. Bütün Hristiyan alemi bu İslam devletinin dünyadaki terakkilere ve keşflere kayıtsız kalması için siyasi ve askeri hücumlara geçtiler bir taraftan haçlı saldırıları, bir taraftan da bunların ihdas ettikleri bid'at sahibi Müslümanların yıkıcı ve bölücü çabaları, Osmanlıların fen ve teknikte rehberlik yapmalarına mani oldular. Türkler, dışarıdan ve içerden yapılan saldırılardan dolayı çok zarara uğradılar. Tesirleri fazla olan yeni silahlar yapamadılar memleketlerinin büyük kaynaklarından layıkı ile faydelenemediler. Kendi vatanlarında sanayi ve ticareti yabancılara kaptırdılar. Fakir düştüler. Dünyada her gün, her sahada birçok yenilikler yapılmaktadır. Bunları biz devamlı takip etmeye, öğrenmeye ve öğretmeye mecburuz. Yalnız sanayi ve teknik sahasında değil, din ve ahlak üzerinde de ecdadımız gibi olmamız, gençlerimizi imanlı, güzel ahlaklı yetiştirmemiz lazımdır. Size küçük bir misal verelim. Türkler, güreşte bütün dünyada yenilmez sayılıyordu. Hakikaten milletler arası güreş müsabakalarında daima birinci geliyorlardı. Halbuki son senelerde güreşte hiçbir varlık gösteremedik. Neden biliyor musunuz? Çünkü Avrupalılar Evvelce güreşi bilmiyorlardı. Bunu bizden öğrendiler. Fakat güreşi son derecede ıslah ederek ona yeni ve hızlı hareketler, yeni oyunlar, yeni teknikler ilave ettiler. Biz hala eski tarzda ısrar ediyoruz ve onu da bilmiyoruz. Hala güreşteki yenilikleri iyice incelemedik. Hala yabancı güreşçilerden ders almak istemiyoruz. Onlar da ortaya koydukları yeni oyunlar sayesinde bizim güreşçileri tuttukları gibi yerden yere vuruyorlar. İşte dünya işlerinde bizden daha iyisini bilen ve yapandan muhakkak faydelenmemiz lazımdır. Her şeyi daha iyi bildiğini zanneden kimse ya akılsız bir budala veya bir ruh hastasıdır. Dinimiz, din bilgileriyle fen bilgilerini birbirinden ayırmıştır din bilgilerinde, İslam ahlakında ve ibadetlerde en ufak bir değişiklik yapmayı şiddetle men etmiştir. Dünya işlerinde, fen bilgilerinde ise her değişikliği yapmayı, bütün yeni keşifleri öğrenmemizi ve yapmamızı emretmiştir. Son senelerde Osmanlı Devleti'ni ele geçiren sözde aydınlar, dinimizin bu emrinin tam tersini yaptılar. Masonlara aldanarak, din bilgilerini değiştirmeye, dinin esaslarını yıkmaya çalıştılar. Avrupa'nın fende ilerlemesine, yeni keşflere gözlerini kapadılar. Hatta fen bilgilerine, modern tekniğe uymak isteyen ilerici Türk sultanlarını şehit ettiler. Masonların elinde maşa olarak ilerlemeyi teknikte değil de dinde reform yapmakta, bölücülükte aradılar. Çok şaşılır ki, din bilgilerinin nezahetine dokunmak, son senelere kadar siyasi partiler arasında da devam etti. Kendi partilerini desteklemedikleri için, siyasete karışmayan, halis Müslümanlara, kafir diyecek kadar gafil politikacılar türedi. Allahü Teala'ya şükürler olsun ki, bu temiz, asil milleti felakete sürükleyenlere, dur diyen kurtarıcılar yarattı. Yoksa, mübarek dinimizden ve güzel vatanımızdan mahrum olacak komünistlerin pençelerine düşecektik elhamdülillah ala hazihin ni'meh türkiyede bugün miladi 2000'de vakıf üniversiteleriyle birlikte 57 üniversite vardır müslüman türk gençleri modern dünyevi ilimleri ve fenleri öğrenmeye ve diğer müslüman memleketlere rehber olmaya çalışmaktadır 1981-82 yılında Türk üniversitelerine gelen Müslüman memleketlerin talebeleri birkaç bini bulmuştur. Şimdi size insaflı bir Avrupalının Müslüman memleketlerindeki fenli çalışmalar hakkında neşrettiği bir makaleyi takdim edeceğiz. Bu makaleyi yazan Jean Ferrara isminde bir Fransız olup, makale Skies at View dergisinin, 724 sayılı nüshasında Ocak 1978 yılında neşredilmiştir. Makalenin başlığı Le Université du Petrol. Petrol Üniversiteleridir. Ferrara makalesinin bir bölümünde şöyle diyor. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem 632 senesinde Medine'de sevgili zevcesi Ayşe'nin kolları arasında vefat etti. Onu takip eden senelerde bugün Suudi Arabistan denilen yerden hareket eden Müslümanlar Atlantik Okyanusu'ndan Amur Nehri'ne kadar genişleyen çok büyük bir İslam imparatorluğu kurdular. Müslümanlar son derecede kuvvetli, sabırlı, cesur olmakla beraber harpleri kazanınca büyük merhamet gösteriyorlardı. Geçtikleri her yerde birçoğumuzun hala bilmediği büyüklükte bir medeniyet kurdular. Bağdat'tan Kurtuba'ya kadar geniş bir sahada kurulmuş olan İslam üniversiteleri, o zaman çok bilgisiz olan Avrupalıların tanımadıkları ve hatta ortadan kaldırmaya çalıştıkları eski medeniyetleri yeniden canlandırdı. Batlemyus'un, Öklid'in, Arşimed'in eserlerini Arabiye tercüme eden Müslümanlar, bunlarla birlikte, Hint fen adamlarının da eserlerini kendi dillerine naklederek onları da tetkik ettiler ve bunları bütün dünyaya neşrettiler. 8. asırda ilk defa olarak Şarlman sarayını Halife Harun Reşid namına ziyarete gelmiş olan Müslümanlar saraydaki insanların bilgisizliğine ve çoğunun okuma yazma bilmediğine hayrette kalmışlardı. Müslümanlar dokuzuncu asırda Avrupalılara ilk olarak rakamları ve sıfırı öğrettiler. Vakıa, sıfır ilk olarak Hintliler tarafından bulunmuştu. Fakat onu Avrupalılara Müslümanlar nakleyledi. Bunun gibi müsellesat ilmini, trigonometriyi de Avrupalılara öğreten yine Müslümanlar oldu. Önce sinüs, ceyb ve kosinüs, teceyyübü, sonraları ise bütün müsellesatı, trigonometriyi Avrupalılar Müslüman üniversitelerinde öğrendiler. 9. asırdan 12. asra kadar dünyada ne kadar ilmi veya teknik bir inkişaf varsa ancak Müslüman üniversitelerinde öğreniliyordu. Osmanlı devletinde sayısız ilm ve fen adamları yetişti. Bunların bugünkü medeniyete yapmış oldukları büyük hizmetler bıraktıkları kıymetli kitaplarından anlaşılmaktadır. Bunlardan biri İstanbul'da Yavuz Sultan Selim rahimehullahü teala dipnot 1 Sultan Selim 926 miladi 1520'de vefat etti. Caminin muvakkiti ve reisül müneccimin olan Mustafa bin Ali Efendidir. Rahimehullahü teala 979 miladi 1571'de vefat etmiştir. İlamül İbad ismindeki coğrafya ve Tesilül Mikat fi ilmil evkat Tesiril Kevakip Kifayetül Vakt fi rubi daire astronomi kitaplarında şaşılacak bilgiler vardır. 874 Miladi 1469'da vefat etmiş olan Abdülaziz Vefai'nin rahimehullahü teala Kifayetül Vakt li Marifeti dair kitabı da bugünkü astronomiyi anlatmaktadır. Tıp hakkında eski Yunanlılar tarafından yazılan eserler Kur'an-ı Vüsta'da orta çağda cahil Hristiyanlar tarafından yakılmış olduğundan bunların asılları bugün elimizde bulunmuyor. Bunlardan şurada burada kalarak bu barbarca imhadan kurtulmuş olan parçacıklar, Bağdatlı Hüseyin İbni Joga tarafından Arabiye tercüme edilmiştir. Bu meşhur hakim, Eflatun ve Aristo'nun eserlerini de Arabiye tercüme etmiştir. Memun halife zamanında Bağdat'ta yetişen hesap, hendese ve ilmi heyet alimi üç kardeşten Muhammed bin Musa Harezmi, güneşin irtifağını, ve erdin ekvatörü uzunluğunu ölçmüş ve namaz vaktlerini tayin eden üstürlap, rubu daire aletlerini yapmıştır. Cebrilmindeki kitabı İngilizceye ve üstürlap kitabı Latinceye tercüme edilmiştir. 233 miladi 847'de vefat etmiştir. Müslüman astronomlar dünyanın küre şeklinde olduğunu ispat ederek Avrupalıların dünya tepsi gibidir. Denizlerde çok gidilirse aşağı düşülür. İnancını yıktılar. Doğru bir şekilde Arzın çevresini ölçmeyi başardılar. Avrupalılara birçok şey öğreten ve Rönesans'ı hazırlayan Abbasi İmparatorluğu ne yazık ki yavaş yavaş parçalanmaya başladı ve 656 miladi 1258'de Moğollar Bağdat'ı zapt ettiler yakıp yıktılar ve böylece Müslümanların kurdukları büyük medeniyet ortadan kalktı. Acaba şimdi vaziyet nasıldır? İslam medeniyetinde yeni bir rönesans, yeniden canlanma beklenebilir mi? Kurunu Vüsta'da, Orta Çağ'da Müslümanlar altın, kıymetli baharat ve kokulu ağaçlar, öd ağacı, günlük ve benzerleri ararlar. Bunların bir kısmını Avrupalılara ihraç ederlerdi. Süleyman Aleyhisselam zamanında olduğu gibi. Bugün siyah altın yani petrol bunların yerini tutmuştur. Acaba Müslümanlar vaktiyle Büyük İskender'in dipnot 1 İskender milattan 323 sene evvel öldü. veya Napolyon'un tesis ettikleri imparatorluklar kadar büyük olan devletlerini yeniden kurmayı başarabilecekler mi? Araplar bugün petrol sayesinde zengindir. Ellerindeki bu zengin hazineden faydalanarak kuvvetlenmeye çalışıyorlar. Bunun için ne yapmak lazım geldiğini bize Kuveyt Tetkik Araştırma Merkezi Müdürü Profesör Muhammed El Şamali şöyle anlattı. Her şeyden evvel ilm fen alanında ilerlememiz lazımdır. Bunun için ilmi fenli tetkikatımızı sıklaştırmamız bir yandan da ilm adamı yetiştirmemiz icap etmektedir. Fransız muharriri Ferrara'nın makalesinden alınan kısım burada bitmektedir. İslam alimleri diyor ki, İslam ilimleri iki kısımdır. Birincisi din bilgileri, ikincisi fen bilgileridir. İslam alimi olmak için her ikisini de öğrenmek lazımdır. Din bilgilerini öğrenmek ve yapmak her Müslümana farzdır. Yani farza aynıdır fen bilgilerinden lazım olanları yalnız bu işle meşgul olanların öğrenmeleri ve yapmaları lazımdır. Yani farz-ı kifayedirler. Bu iki farzı yerine getiren millet muhakkak ilerler, medeni olur. Kur'an-ı Kerim'de Şura suresinin 20. ayetinde Allahü Teala mealen bir kimse dünya nimetlerine kavuşmak isterse ona istediğini veririm ahiret nimetlerini isteyene de istediğini veririm buyurmuştur. İstemek laf ile olmaz. Sebebe yapışmak yani çalışmak lazımdır. Allahü Teala dünya nimetlerine ve ahiret nimetlerine kavuşmak için çalışanlara dilediklerini vereceğini vaat ediyor. Müslüman olsun olmasın dünya nimetlerini beğendiğim gibi çalışan herkese veririm buyuruyor. Avrupalılar, Amerikalılar, komünistler böyle çalıştıkları için dünya nimetlerine kavuşuyorlar. Kurun Yevustadaki Müslümanlar böyle çalıştıkları için medeniyet rehberi olmuşlardı. Abbasilerin ve Osmanlıların son zamanlarında iç ve dış düşmanların yani din düşmanı olan masonların tesirleriyle fen bilgilerini öğrenmekten ve öğretmekten fen ve sanat üzerinde çalışmaktan mahrum edildiler hükümet idaresini ele geçiren cahil ittihatçıların bu gerilemeye tesiri çok oldu. Bu sebeple muazzam devletleri çöktü. Din bilgisi, iman, ibadet ve ahlaktan ibarettir. Bu üçünden biri noksan olursa, din bilgisi tamam olmaz. Noksan olan şeyin faidesi olmaz. Eski Romalılarda, Yunanlılarda ve Avrupa'daki, Asya'daki devletlerde fen bilgisi vardı. Fakat din bilgisi noksan idi. Bunun için fen ve teknikte nail oldukları nimetleri kötü yerlerde kullandılar. Bir kısım sanat eserlerini zevklerde, fuhuşlarda kullandılar. Bir kısmı da teknik vasıtalarını insanlara zulm, işkence yapmakta kullandı. Medeni olmaları şöyle dursun, parçalandılar, yıkıldılar, yok oldular. Şimdi de Müslüman olmayan sosyalist memleketlerde, fen bilgileri, ileri ve teknik başarıları, ağır sanayileri göz kamaştıracak derecede ise de, din bilgilerinin üç kısmından da mahrumdurlar. Medenilerin değil, vahşilerin bile yapamayacakları kötülükleri yapıyorlar. İslam ilimlerine sahip olmayan böyle devletler, yok olmaya mahkumdurlar. Tarih, tekerrürden ibarettir. Suudi Arabistan'ın ve benzerlerinin Tarihten ibret alarak yalnız dünya nimetlerine kavuşmak için çalışmakla kalmayıp imanlarını ve ahlaklarını düzeltmeleri lazımdır. Yalnız fende ilerlemeleri onları medeniyete kavuşturamayacak, felaket ve izmihlalden mahvolmaktan kurtaramayacaktır. Türkiye bugün ecdadı gibi çalışmakta diğer Müslüman milletlerin fen bakımından rehberi vaziyetindedir. Fakat bazı gençler, fen, imar ve tababet üzerinde çalışmak, bütün yeni keşfleri incelemek yerine, politika oyunlarına alet olur, gruplara ayrılır, sapık kuruluşlara katılır, birbirini boğazlamaya kalkarsa, yazık onlar için verilen emeklere ve yazık onlar için taşıdığımız ümmitlere. Yazık zavallı vatanımıza. Gençlerimizi böyle zararlı düşüncelerden, sapık fikirlerden, yanlış yollardan koruyan, birinci kudret kalbin temiz ve ahlakın güzel olmasıdır. Bu iki faziletin menbaı da dindir. Çünkü İslamiyet daima tekrarladığımız gibi insanın fena iş yapmasını, yanlış yollara sapmasını önler. Onu memleketine, memleket büyüklerine bağlar. Ona en doğru yolu gösterir. Burada maksadımız hakiki İslam bilgilerini öğrenmektir. Yoksa din ismi altında gençleri yanlış yola sürükleyen zındıkların, münafıkların ileri sürdüğü yanlış sapık fikir ve inançlar değil. İslam dini ehli sünnet alimlerinin bildirdikleri gibi yapıcıdır. Hiçbir zaman yıkıcı ve bölücü olmamıştır. Ey sevgili gençler, sizden ittihatçıların ortaya çıkardıkları yıkıcılık, bölücülük isteyenlerden kaçınız. Çünkü bunlar İslamiyetin ve memleketimizin düşmanıdırlar. Beterdir gün be gün halim begayet ya Resulallah. Düzelsin artık efalim inayet ya Resulallah. Azıttı bu deni nefsim beni şeytana uydurdu. Ne mümkün bunca isyanla dehalet ya Resulallah. Acep kabil mi kurtulmak hevayi nefsü şeytandan? Erişmezse eğer senden hidayet ya Resulallah. Gelince feyzu ihsanın günahkar kimseye bir an onun rahı dü âlemde, selamet ya Resulallah emri nehyi tazim ettim. Harama demedim halal. Her günahın sonu oldu. Nedamet ya Resulallah. Ey insücinnin cinnin Resulü, insanların en üstünü. İhlasıma bağışla, kıl şefaat ya Resulallah.